Tekrar merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bu dersimizde artık şu sağ taraf, yani izinlerle alakalı tarafı yapacağız. Buraya şu gruplardaki izinleri getireceğiz. Şimdi başlayalım ve görelim. Sublime'a giriyorum. En başta şu rol izin ver bileğinin içerisine giriş yapıyorum. Bu arada ben buraya rol yetki, yani birçoğu yere rol yetki falan yazdım. Role yetki ver gibi şeyler yazdım. Gördüğünüzde şaşırmayın. Arkadaşlar şimdi aynı zamanda size de yaptığım gibi paylaştım. Belirteyim. Şimdi geliyorum bu kol 9'un hemen üstüne. Geldim bunu biraz sola alayım. Daha rahat görün diye. Buraya PHP yazdım. End PHP yazıyorum. Buraya geldim bu şekilde. Önce ne yazayım? İzinler diye bir değişken oluşturdum. App diyorum. Ters slash koydum model. Models dedim. Hangi models? User modeline ihtiyacımız var. Geldim bunu da buraya yazdım. Şimdi biz user modeline buraya bir tane daha fonksiyon yazacağız. Fonksiyonumuzun adı ne olsun? Şimdi onu ne yapalım? İzin grupları. Diğeri neydi? İzin grupları. İzin grupları. Grup izinleri. Hadi buna diyelim ki yetki baş harfi büyük olsun yetki grupları dedim buraya. Yetki grupları dedikten sonra bir tane parantez diyorum. Şimdi buraya dolar diye simgemi koydum. Şuradaki grup. Bunu buraya yazıyorum. Ve diyorum ki bunun içerisinden grup adına ihtiyacım var. Geldim sağa noktalı virgül dedim buraya. Buraya bizim bu şekilde yetki grupları sağa geldik. Grup adı diye verdiğimiz bizim bunu parametre olarak geçireceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim parametreyi. Yapacağız beraber. Burayı yaptık. App models grup adı. Tamam. Şimdi user tablosuna modeline giriş yapalım. Devam edelim. Hatta o fonksiyonumuzu da alalım buradan kopyaladım. Tekrar user içerisine girdim. Buraya public yine statik diyorum. Function dedim buraya yapıştırdım fonksiyonumu ne demiştik parametre olarak onu vereceğiz parametremizi yazıyoruz sana bir grup adı olarak veri vereceğiz diyoruz fonksiyon bitti dedik buraya hemen geliyorum buraya bir dolar koydum dolar DB yetki dedim eşittir yine DB demiştim yukarı dahil etmiştik zaten iki tane nokta table. Hangi tablo? Yine permission. Bunu aldım. Tırnağın içerisine bunu yerleştirdim. Yine select diyoruz. İçerisinden neye ihtiyacımız var bu sefer? Tırnak açtım. Sağa geldim. Bir virgül bir tırnak daha açtım. Bizim o zaman iki tane şeye ihtiyacımız var. Demek istedik burada. Neye ihtiyacımız var? Bir tane name'e ihtiyacımız var. Bir de ID'ye ihtiyacımız var. Bunları grup adıyla birleştireceğiz. Name ve ID. Yazdık buraya name. Bir de dedik ID'ye ihtiyacımız var. Ama bir de bir koşulumuz var. Nedir koşulumuz? Ver diyoruz. İçerisindeki grup adı az önce verdiğimiz şu yukarıda verdiğimiz grup adıyla eşleşecek diyoruz. Şimdi pardon buraya tırnak koymayacağız. Sadece dolar dedik. Hatta şöyle dolar dedik bunu yazdık. Tırnak koymayacağız. Sonra get diyoruz. Noktalı virgül diyoruz. Buraya aynısı gibi şu yetkiyi aldım böyle. Ne yaptık? Return ile dedik. Bu yetkiyi döndürmesini istedik. Bize bunu göstermesini istedik. Diyebiliriz. DB table permissions select name id ver koşulu diyoruz. Grup adı. Grup adına eşittir. Sana gelen grup adına eşittir diyoruz. Parametremiz aynı zamanda. Get return yetki dedik. Şimdi biz bunu role controller'a yazmadan role izin ver sayfasında bunu çalıştıracağız. Nasıl çalıştıracağız? Biz zaten buraya user modelimizi dahil ettik. Artık o sayfa burada çalışıyor. O sebeple buraya ne yapabiliriz? Geleceğim. Buraya
Pardon, for each diyorum. For each dedikten sonra yapıştırdım yetkiyi. Şunu da şöyle şunun altına alırsak. Şöyle dersek, hatta şu yetki değil de bunu izinler olarak buraya aldık mı? Şimdi geldik as diyoruz. Buna da izin dedik bu şekilde. Tamamdır. Buraya izinler ile user modeline eriştik. İzinler as izin diyoruz buraya. Şimdi bunun kapanışı nerede? Burada end for each dedikten sonra şu yukarı yazmışım. Şu bit yazımı aldım. Buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra buna ne diyeceğim? Şu izini aldım. Buraya yapıştırdım. Buna da veri tabanında neyimiz var? Veri tabanına geliyorum hemen. İzin içerisinden neyi alacağız buradan? Name. Name'i alacağız. Yani bunları yazdıracağız. Şu sağ köşede yazdıracağız. O yüzden geldim Sublime'a. Buraya name dedik diyorum. Burayı bu şekilde kaydettim. Burada tamam. Bunu tamamdır. Sayfayı böyle kaydettim. Şimdi sayfayı refresh yapıyorum. Evet, süper arkadaşlar. Tam olarak istediğimiz gibi, tam olarak anlatmaya çalıştığım ve sonucunu getirdiğimiz yer. Arkadaşlar süper. Role yetki ver. Süper. Bu şekilde seçiyoruz. Seçtik. Bu şekilde hepsini tek tek istediğimiz biçimde seçiyoruz. Devam ettiriyoruz. Böyle seçiyoruz. Süper arkadaşlar. Harika oldu. Tam olarak anlatmak istediğim banner var burada. Altında banner menü banner düzenli. Hakkımızda buraya kadar hakkımızda. Kafa karıştırmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bu aşağıdaki boşlukta zaten nasıl yaptım? Her birinden sonra altından boşluk vermesini istedim. Yani sildim onu şimdi mesela. MB5 dedik bu şekilde süper. Gelin eski haline getireyim şimdi daha net olsun şurada. Süper arkadaşlar. Harika. Şimdi bir de bizim buraya bir tane alan verip tıkladığımızda bunun hepsini seçmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? JavaScript ile yapacağız tabii ki. O sebeple geldim Sublime'a. Hemen şuradan nereyi? Şurayı böyle kopya olarak alırsam. Bakalım burada da MB. Tamam burayı şu divi böyle kopya olarak alırsam bu HR'nin altına üstüne geleyim pardon. HR'nin üstüne geldim. Bunu tekrar sola getirdim. Bu şekilde şunu da bu sefer biraz sağa getirdiysem tamamdır. Buna ne diyeceğim? Tam yetki diyorum buraya. Bastığımızda hepsini seçili olarak getirecek. Şimdi bunun JavaScript komutlarını aşağıda sayfanın en altında vereceğiz ama bunu diğerlerinden ayıracak bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü bu aşağıda da var. Bu ID oralarda da var. Geliyorum form check 1 ne diyeyim buna? Hepsi dedim bu şekilde. Bunu aldım. Şimdi kopyalıyorum. For'un içerisinde yapıştırıyorum. ID'mizi bu şekilde yaptık. Form check hepsi bir. Tamam. Şimdi bakalım bir sayfayı kaydettim. Şimdi refresh yapıyorum. Tam yetki. Buna bastığımızda buranın hepsini seçecek arkadaşlar. Şimdi geldim Sublime'a tekrar sayfanın en altına doğru iniyorum. Burada checkbox. Tamam. Sayfanın en altına geldim. Şu end section'ın üstüne. Buraya geldim. Şimdi script diyorum. Tamam. Script dedim. Bir alta geldim. Şimdi biz onu kopyaladık mı? Tamam. Kopyalamışız. Dolar diyorum. Dolar ile ID'mizi yakalıyoruz. Dolar dedim. Tırnak dedim. Buraya işaretimi verdim. Exe işaretimi verdim. Şimdi kopyaladığım ID'mi buraya yapıştırdım ve dolar bunu yaparak ID'mizi yakaladık. Ve diyoruz ki nokta click ne olduğunda basıldığında bu fonksiyonu çalıştır. Dedik buraya bir parantez daha açtık. Şimdi bunun sağ tarafına geliyoruz. Süslü açacağım. Süslüğümüzü açtık. Geldik. Buna noktalı virgülümüzü de koyduk. Şimdi geliyorum bir daha. Burada bir if bir else yapacağız. Hemen yapalım ve anlatalım. If diyorum. Parantezimi açtım. Dolar diyorum. Dolar ile yine
hareketimi söyleyeceğim şimdi. This diyorum, yani bunlar, pardon, yapılırsa, yani bu şu an yazacaklarımız yapılırsa, is bu yapıldı mı? Geldim, parantez diyorum, tırnak dedim, iki nokta koydum. Check at yukarıda, check at arkadaşlar. Bu böyle seçili olarak geldiyse eğer burada. Burası yukarıda verdiğimiz yer, ID'sini böyle verdik. Bu seçili geldiyse eğer burası. Hemen geliyorum, bir süslü daha açtım. Geliyorum, seçili geldiyse diyorum ki dolar parantez yine koydum, input. Input diyorum, köşeli parantezimi açtım, kapattım. Input'umuz ne? Gelelim. Buradan type'ını yakalamamız gerekiyor. Biliyoruz zaten. Ben görmeniz için gösteriyorum. Type'ı checkbox. Arkadaşlar input eşittir type diyeceğiz. Type'ını checkbox olarak yakalayacağız. Ve bunu seçili olarak göstereceğiz. Hepsini, bütün inputları. Buradaki inputlarımız checkbox, checkbox, checkbox. Bunların hepsini seçili hale getireceğiz. Şimdi geliyorum, input dedim. Input içerisinde ne demiştik? Type'ı eşittir checkbox. Ne diyoruz? Checkbox. Checkbox olanlar diyoruz. Geldik buradan sağa geldik. Bu parantezinde sağına geldik. Diyoruz ki prop. Şunu yap. Prop'la hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Prop selected, seçili veya seçili olmayacak şekilde yapıyor. Prop bunu yapıyor. Seç diyorsak prop'la yaptırıyoruz. Seçme diyorsak yine prop'la yaptırıyoruz burada. Şimdi prop'la ne yaptırıyoruz? Checkout. Hepsini seçtirmesini söyleyeceğiz şimdi burada. Bir burada true, true, bir de false yaptıracağız. Geldim, tırnak dedim, sağına geldim, true diyoruz burada. Şimdi geldim, sağ noktalı virgülümü attım. Bir de geldim buraya, else diyorum. Eğer ki parantez koydum, yine tırnak, input, köşeli parantezimi yine açtım. Type eşittir checkbox. Checkbox dedim buraya, bakalım. Checkbox dedik, evet buraya. Checkbox'ını burada, yani şundan farklı bir şeyse, şundan farklı bir şeyse else, gel bu checkbox'lara ne yap diyoruz. Geldik tırnak nokta, şey parantez nokta. Geldik crop diyoruz. Crop'la bu sefer diyoruz ki checkout. Bu sefer diyoruz ki seçili getirme. Yani hepsini pasif hale getirmesini söylüyoruz. Şimdi buraya bir daha özet geçecek olursam arkadaşlar. Bununla ID'mizi yakaladık, yukarı verdiğimiz. Eğer ki basılırsa diyoruz if. Eğer ki seçildiyse, ne seçildiyse şurası. Buraya basıldıysa. Buraya basıldıysa sen gel şunu checkbox'larını hepsini burada seçili getir. Prop ile bunları seçili hale getir. Else. Burada böyle bir şey yazmadık. Else bundan başka bir şey ise. Başka bir şey ise sen gel bu checkout'ların hepsini input içerisinden type'ı eşittir checkbox olanların hepsini prop ile seçili olmayacak şekilde getir. Yani input burası, type'ı burası, checkbox burası. Input bu, type'ı bu, checkbox bu. Tam olarak anlatmaya çalıştığımız bu arkadaşlar. Şimdi burayı bir test edelim. Sayfamı kaydettim. Şimdi geliyorum sayfayı. Refresh yapıyorum. Hadi bakalım şimdi. Tam yetki diyorum. Süper. Tam olarak istediğimiz arkadaşlar, harika. Bir de buradan admini seçtik mi? Ardından bu rol yetki işlemini de tamamlayacağız, yapacağız. Bu dersin başında söylediğim gibi arkadaşlar, bu yapacağımız şey, yani bu dersin, bu eğitimin en can alıcı işlemlerinden birisi. Birçok önemli ve güzel şey var. Gördünüz zaten. Ama bu gerçekten en can alıcı noktalarından birisi. Bu rol, yetki, izin. Bitireceğiz, daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar kaliteli ve işe yarar bir şey olduğunu anlayacaksınız. O zaman arkadaşlar dersi burada bitirelim o halde. Diğer derste devam edelim. Artık yavaş yavaş ekleme işlemlerimizi yaparız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.